Cahillikten kaynaklanıyor. Cahilliğin ötesi. Evet, bu cahillikten kaynaklanıyor. Cahillik. Her şey vardı, huzur vardı, huzur. Huzur yok, para yok, hırsızlık çok, başa haramiler var. Hayatımda hiç bu kadar kötü bir dönem görmedim. Sabır taşım tuttum çatladı ya. Ne sabırından bahsediyorsunuz size? Sürünmeyi seviyorlar, şükredelim şükredelim böyle engelli gibi. Atatürk'ün ülkesinin anasını s**ler 20 yılda. Aldığım 3000 lira paradan çocuğuma harçlık veremiyorum. Ekim'in 6'sında ayağımdan ameliyat olacağım. Bu çocuğum bakacak bana. Bu çocuğuma kim bakacak? Bu insanlar gerizekalı. Milyonlar insan neden Avrupa'da yaşıyorlar? Abi, Türkiye'ye dönmüyorlar. Ya. Abi ben senden de Türk'üm. Ben sapına kadar Türk'üm. Bakın Türklükle falan alakası yok bunun. Boş hamasete de gerek yok. Ekonomik gidişatı vatandaşlar nasıl değerlendiriyor abi? Bunu araştırıyoruz. Memnun musunuz siz bir vatandaş olarak abi gidişattan? Ya öyle bir soru sordun ki cevap verecek bir şey yok. Mesela. Herkesin görüşü farklı abi. Şimdi iyi memnun olan var, gidişattan memnun olmayanlar var. Siz mesela bireysel olarak Türkiye ekonomisinden memnun musunuz? Değilim. Neden değiliz abi? Ya arkadaş aylık biz yaşıyorduk. Haftalığa döndük. Şimdi günlüğe döndük. Daha ne ekonominin? Bu duruma geldik. Evet, evet. Niye böyle olduk abi? Ben emekliyim. Aldığım maaş, eskiden kiramı da ödüyordum. Şimdi artık kirayı da ödeyemez oldum. Gerisinde artık günlük yaşıyorum. Daha bunda açık bir şey var mı? Evet, ekonomideki kötü gidişatı artık hemen hemen herkes kabul ediyor. Evet. Yani zaman zaman iktidar da kabul ediyor kötü gidişatı. Sabredin falan diye yok, bir takım şeyler de bu. Etmiyorlar. Kim diyor diyor? Zaman zaman. Hayır etmiyorlar. Yok bizim adımıza konuşuyorlar. Kendi kendilerine. Kim diyor onu? Sabredin, vatandaşlardan sabretmelerini diliyorum falan demişti Erdoğan. Ya ondan bahsediyor. Ya? Sabır taşım sıkıp çatladı ya. Ne sabırından bahsediyorsunuz size? Diyorum ki günlük yaşamaya başladı insanlar. Bırakın aylığı, haftalığı. Günlük yaşıyoruz. Emekliyim evet. Siyasetin gündeminde son günlerde hep bu tartışılıyor. Ekonomi evet kötü ama sebebi ne? Dış güçler diyenler var, muhalefete topu atanlar var. Yani siz neye bağlıyorsunuz abi kötü gidişatı? İyi yönetilmiyoruz. Bu kadar basit. Evet. Peki ne olacak abi? Vallahi 2023'ün Haziran'ı bekliyoruz. Değişecek diyorsunuz. Başka kurtuluşumuz yok. Var mı arkadaşlar? İtiraz edin. Efendim? Değişmese mi ne olur? Ülke gider. Ülke gider. Bu kadar basit. Bundan sonra tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti'nde tamam mı? Cumhuriyet kelimesini de artık yavaş yavaş şey yapamayız. Evet. Peki abi yanlış anlamayın. Şimdi abi de bir şeyler söyledi ama ben özellikle sizin yaşınızdaki abilerle konuşuyorum. Evet. Konuşmaya çalışıyorum. Mikrofonu uzattığımda geçmiş günlerden örnek veriyorlar. O günler daha kötüydü diyorlar. Şimdi kime verelim başka adam yok diyorlar. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumları? Ben 1960-70'lerin çok iyi yaşayan bir insanım. O günler gelse de rahatlıkla yaşasak. Evet, evet. Huzurlu bir şekilde yaşasak. Param olmasa da huzurlu yaşıyordum. Evet, huzurum yok. Bir hafta içinde 20 bin tane buraya Rus geldi. Evet, Rus geldi. Kiralar, trafik görüyorsunuz işte. Ama gelsin diyorlar. Ya senin kendi vatandaşın varken gelsin. Ne demek gelsin ya? Ya kendi vatandaşını niye düşünmüyorsun sen ya? Eski ben o 70'li yılların tamam mı? O enflasyonun bunlar kadar olduğu zamanları özlüyorum. O zaman da 100 küsürdü enflasyon. Evet, bundan da daha yüksek olabilir. Şeyin tabii. TÜİK'in açıklaması. Bundan da yüksekti ama o günler keşke olsa. Bilmiyorum hani itiraz eden var mı? Neyle ilgili? Hayır bugünden memnunsunuz diyor da. Kim memnun olabilir ki? İşte, eskiden arkadaşlık vardı, dostluk vardı, her şey vardı. Huzur vardı, huzur. Huzur yok, para yok, hırsızlık çok, başa haramiler var. Başa ne diyeyim? Tekrar uzatacağım. Abi sana son olarak şunu sormak istiyorum. Buyur. Bugün mikrofonu kime uzatsam bir şeylerden şikayetçi. Bakın abi dahil oldu, o da bir şeylerden şikayetçi ama. Ben bir şöyle bir değil. Bin tane şeyden şikayetçiyim. Doğru. Evet. Ama şöyle bir 20 yıl geriye baktığımız zaman bizi 20 yıldır AK Parti yönetiyor ve bizim bu halkın oylarıyla iktidara geliyor. Bu kadar sıkıntı varsa insanlar neden 20 yıldır oy vermeye devam ediyor? İşte onları ona soracaksın maalesef. Biz hep onu soruyoruz, sorguluyoruz. Evet. Niye veriyorlar hala evet. Ben anlamadım. Ben de onu soruyorum. Yani sorunuza soruyla cevap veriyorum. Yorumum neden ne? Veriyor? Cahillikten kaynaklanıyor. Cahilliğin ötesi. Evet, bu cahillikten kaynaklanıyor. Cahillik ötesi. Ya başka adam yok diyorlar. Başka adam mı yok? Ben varım. Daha iyi yönetmezsem şu şapkayı korurum, daha iyi yönetir. Şapka bile daha iyi yönetir. Ya arkadaş, benim yaşım 66 hocam. Hayatımda hiç bu kadar kötü bir dönem görmedim. 74'ü gördüm, 70 ihtilalini gördüm, denizler her şeyi gördüm. Ama 12 Eylül'den bile daha kötüyüz. Demokrasi açısından. Demokrasi yok, yok, yok. Şu anda beni belki tutuklayacaklar. Yok. Ya mesela, evet. Ama öyle o öyle. Hakaret etmedik. Baştaki insana laf söyleyince hemen lap diye alıyorlar. Ama laf söylenmeyecek gibi değil ki. Ben ekonomistim diyor. Ben iktisat mezunuyum, işletme mezunuyum. Ben ekonomist bir adam böyle burnun doğrusuna gitmez. Etrafına seyreder. Faizi düşürmekle bilmem. Faiz düşecek. Al düşür. Ne oldu? Dolar 6 liradan 18 lira. Dolar düştü mü hocam? Düştü mü? Dolarla mı maaş alıyorsunuz abi? Niye? İşte her şey dolarla. Bak şimdi. Bu soruyu sormayın. Ben TÜİK Diyarbakır Müdürü olarak emekli oldum.
TÜİK'te çalışıyorum. İthalat, ihracat, doğalgaz her şey dolarla. Enflasyon %80 mi? Külahımı anlatsınlar. Enflasyon %200. Enak bile düşük açıklıyorsunlar. En güzel işte. Cüzdanımı bak, ben öğrenciyim, cüzdanımı göstereyim. İnanırım. Bak. Vallahi inanırım. Bak, aynen. Öğrenciyim. Bak şimdi, ben 76 yılında liseyi bitirdim. İlk sınavıma girdim, memuriyet sınavıma kazandım. İşi rahatça buldum. Hiç. Hadi şimdi bulsunlar, iş bulsunlar. AKP'li olmayan yüksek puanda alsa işe giremiyor. Bunlar halkı ikiye böldüler. Halkı paramparça ettiler, huzurunu bozdular. Başka diyeceğim yok hocam. Ne dersini söylüyorlar abi? Kim diyor? Diyen varsa gelsin. İktidardan yapılan açıklamalara bakarsak. Acaba hocam, diyen varsa gelsin tartışırım. Ya şimdi yanlış medyanın iki gün önceki manşetlerini gördük mü? Gördük mü? CHP'nin... Gazetecisi. Evet. Tamam da şimdi gerçek olmadı. Gerçek olmadığı halde hala manşeti atıyorlarsa ve buna da inanan varsa maalesef herkes bunu inanana hak ediyor. Bu yönetim hak ediyor. Koyun sürüsü daha iyi. Koyun sürüsü daha iyi. Yönünü değiştirir bazen, yolu dikenli olduğunda değil. Bunlar bataklığa giriyor. Ama baştakine rahatı bozulmasın. Bakalım bugünü. Şöyle bir geleceğe bakalım abi. Nasıl görüyorsun? Şöyle bir 5-10 yıl sonra. Geleceğimiz mi? Şu gençlerin geleceğini ben hiç iyi görmüyorum. Benim yaşım 66. Bak, birinci dereceden 3600'üm de var. Benim maaşım 10 bin lira hocam. Ben de rahatça yetiyor bana. Bana rahat. Ama adam diyor emekliyim, 2500 lira alıyorum, şükür. Neyine şükredeyim? Ben tatilime gidemiyorsam, en iyi yerde yemek yemiyorsam niye şükredeyim boş yere? Neden şükredeyim? Bana şükredilecek bir şey söyle. İyi bir hayat sunuyorlar mı? Sunsunlar, şükredeyim. Böyle şükürle mükürle ancak koyun kafaları kandırırlar, bizleri değil. Bu genç Z kuşağını hiç kandıramazlar. Ben yerinde olsam 60 yaş üstü, ben de dahil 66 yaş üstü, oy verdirmem arkadaş. Oy vermesini yasaklarım onlar. Her şeyi bitmiş. Ne olacak? Ben bile dahil diyorum. Bakın ben bile dahil. Şu gençlerin hayatıyla oynamayalım lütfen. Teşekkür ederim şey için, röportaj için. Hadi. Vallahi. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bizleri yönetenler şu anda sizi duyuyor olsalardı, ekran başında sizi duyuyor olsalardı ne söylemek isterdiniz? Bir şey söylemek ister miydiniz? Lütfen defolun gidin derdim. Aynen öyle. Başka hiçbir işi yapamıyorlar. Çekip gidin. Markete giriyor. Marketin içinde fiyatlar değişiyorsa böyle bir dönem görmedim dedim ya. 66'lardan kaynaklanıyor o zamlar diyorlar. Esnaflardan kaynaklanıyor. Esnaf. Esnaf mı yönetiyor? Ülkeyi esnaf mı yönetiyor? Dediğim dedik, astığım astıkla yönetiliyor. İstese enflasyonu da düşürür, hayat pahalılığını da indirir, her şeyi indirir ama gücü yetmiyor artık, gücü kalmadı. Sallanıyor. Ekonomi yok şu anda ülkede. Hiç yok yani. Şöyle söyleyeyim, tamam Afrika ülkelerinden kıyasla daha iyiyiz yani ama yine de Almanya'yla, Fransa'yla, İtalya'yla kıyaslayamayız bile hani bunu. Ki bak sadece ekonomi değil bu. Bu siyasetin de oluşu, ifade özgürlüğü dediğimiz şey. Bak ben hakaretin de ifade özgürlüğü olduğunu inananlardanım. Ve şunu da söyleyelim hani Cumhurbaşkanı diğer ünlü insanlardan daha fazla hakarete uğramak zorundadır. Daha fazla şey yapmak zorundadır. Biz bizi yönetenlerden korkmamalıyız. Biz, onlar bizden korkmalı. Çünkü biz onları başa getiriyoruz. Rümeysa Kadak var başımızda. Belki biliyorsunuzdur. Bir tane bile şey varsa, hani önergesi varsa AK Parti'ye vereceğim. Ya bazı zamanlar şeyi düşünüyorum. Hani bu halka iyi geliyor bu AK Parti. Hani sürünmeyi seviyorlar. Şükredelim böyle engelli gibi. Habire dolaşıyorlar ortalıkta. Hele hele gurbetçiler abi yani. Gurbetçiler oy kullanmasın. Burada Lüro ile harcama yapıyorsun sen ülkemde. Bir de oy kullanıyorsun. Almanya bok gibi. Evet, bok gibi kardeşim. Almanya'da alıyorsun 1000 lirayı, 1000 avroyu, 2000 avroyu, buraya geliyorsun rahatça tatil yapıyorsun, 18.000, 19.000 lira. Ne ya? Abi emeklisin değil mi? Bir kaç emekli. Kez yurt dışına çıktın? Ben mi? Ben çıktım. Hayır yani. Ben kendi emekli imkanım vardı. Sonra, emekli tabii kendi imkanım vardı. Tamam. Uzak Doğu'yu da gezdim, Avrupa'yı da gezdim. Buradan 1000 katı. Sıradan bir emekli gezemez ki. Benim sıradan bir emeklinin aldığı ücret bile oradan dişinin kavuğuna yetmez. Hani benim ablam Avrupa'da okuyor. Ben kendim biliyorum. Genç, ben sana söyleyeyim. Ben 10.000 lira alıyorum. 10.000 de hanımım alıyor. 20.000 lira. Biz ikimiz geçiniyoruz. Ama yine bu hükümete lanet okuyoruz. Bunlar, bakın şimdi 10 sene önce bir Bulgar levası
10 liraydı. Şimdi 1 liramız 10 Bulgar lirası. Ne oldu? Aradaki farka bu. 100 kat 100. Cumhurbaşkanı ne dedi o gün televizyon açılışında? 6-0'ı çizdik dedi, sildik. Bir tuvalet 1500 liraydı dedi. Hadi 6-0'ın 1500 lira 1,5 lira. Şimdi tuvalet 5 lira. 5 kat daha arttı. Hadi bunu niye? Ama oradaki gazeteciler cesaret yok, yürek yok. Niye söyleyemiyorlar? Sen 6-0'ı sildin ama o zamanki 1500 lira 1,5 milyon lira. Şimdi 1,5 lira. Şimdi tuvalet 5 lira. En basit örneği. Başka hiçbir şey demiyorum. Ben Antalya'dayım bir yıldır. Öğrenci olarak kalıyorum burada. Ben Eskişehir'den geldim. Öğrenci memleketinden geldim birazcık da. Şu ileride bir tane tavuk dönerci var. Oraya gittik geçen gün arkadaşlarımla. Bir tane yabancının teki my phone. Hani kendi ülkemde şeye düştüm, hani güvenilmez duruma düştüm resmen. Hani hırsız değilim orada, hırsız değilim yani, görüyorum orada düzgün bir üslupla söylese zaten o İngilizceyle ben cevap vereceğim ona hani düzgün bir şekilde. Ama direkt my phone. Bir de Araplar var abi, yemin ederim bıktım şu Araplardan ya, bıktım. Hani Araplar kadar berbat bir millet, ırk olmaz olsun ya. Ne diyorlar, bir şey değil mi? Müslüman kardeşiz diyorlar değil mi? Müslüman kardeşiz. Onlara tabii arkadaş, Birinci Dünya Savaşı'na biz arkadan Araplar vurdu. Biz Müslümanlık istemiyoruz. İnsanlık istiyoruz. İnsan olsun. İnsan Yahudisi olur, Budist olur, Hristiyan olur. Hepsi olur ama insan olsun. Araplar Müslüman diye bizi arkamızdan vuruyor. Yarın bir gün yine bizi arkamızdan vuracak o Araplar. Başa hiçbir zaman güvenilmez hocam. Suudi Arabistan'dan da Suriye'sinden de Irak'tan neyse fark etmiyor. Dünyada 57 tane Müslüman ülke var değil mi? Hepsi diktatörlükle yönetiliyor. Hiçbirinde demokrasi yok. Hepsi sürünüyor. Yerlerde sürünüyor. Abi, sadece, bu dinle olmuyor. Dinle olmuyor. İnsanlıkla. Değil. Araplardan nefret etmemin sebebi şu. Hani bizim vergilerimizle geçiniyorlar. O kadar ücret alıyorlar. O kadar şey alıyorlar. Hani üstüne üstlük. Ve halen bu ülke bizimmiş gibi tatava yapıyorlar. Ben ortaokulda yaşadığım anı kendim hatırlıyorum. Ya Irak'tan teki bize iş koyuyordu. Hani gurbetçilerden nefret etmem de ortaokul zamanıma dayanıyor. Benim her şey. O da sınıfta gurbetçi vardı abi. Erdoğan ülkeyi kurtardı. Erdoğan ülkeyi kurtardı. 15 Temmuz'da Erdoğan vardı. Erdoğan mı vardı ordunun başında Allah aşkına? Erdoğan mı yaptı? Erdoğan mı gitti tankın karşısında durdu? Halk durdu, gene dururdu. Erdoğan FaceTime'dan açıp görüntülü arama yapmasını biliyor 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'a kim getirdi? Gençlerin birçoğu şu anda, ben mikrofonu uzatıyorum, yurt dışına gitmek istiyor. Yani bu çok acı bir tablo ama gerçekten de ben araştırmalarda bunu görüyorum. Ben sinemacıyım. Yurt dışına imkanım var gitme ve gideceğim de. Özgür sanatımı yapabileceğim bir yere gideceğim. Özgürce sanatımı yapabileceğim, özgürce ifadelerimi sürebileceğim. Bak ben deli Atatürkçüyüm abi, bak göstereyim, dövme var. Yani bu ergenlerin yaptığı dövmelerden değil. Ben gerçekten Atatürk'ün kim olduğunu da biliyorum. Ama Atatürk'ün ülkesinin anasını s**ler 20 yılda. Kusura bakma abi. Ağız alışkanlığı Anadolu'dan kalma. O yüzden artık bu hükümetin değişmesi lazım. Yerine kim gelirse gelsin. Yeter ki gitsinler. Mansur Yavaş gelsin ama. Başka bir şey demeyeceğim abi. Bir şey var. Gençler diyor hani gitsin de kim gelirse gelsin. Ya sence bu çözüm mü yani? Kim gelirse gelsin. Düzelir mi yani? O çözüm mü sadece? Abi şöyle söyleyeyim. Mansur Yavaş gelirse çözülür ancak. Ekrem'i gördük. Ekrem'de bir iş yok hani. Yaptırmasalar da iş yok Ekrem'de. Ama Mansur Yavaş'ta ben garip bir şekilde adam hani sessizden korkacaksın derler ya. O Eda seziyorum hani. Gerçekten olabilir diyorum. Herkes ikinci Atatürk'ü arama derdinde ama ikinci Atatürk olmasa bile gerçekten ülkeyi şaha kaldırabilecek bir şey. Ama bu 4-5 yılda olabilecek değil. Çünkü bir enkaz alıyor. %200 geçen bir enflasyon. Alım gücü. Bir iPhone 30 bin lira olabilir mi? Hani akla mantığa sığıyor mu? 50 de oluyor. Amerika'da sen onu 1200 birim alıyorsun. Bizim buradaki derdimiz var. Ben 19 yaşındayım. Allah aşkına bir tane insan yok mu şurada yurt dışından gelen? Dertlerimizi söyleyelim. Bu adamın derdi şu ülkeye gidemedim, bu ülkeye gidemedim mi olacak? Bizim derdimiz ekonomi, şu bu. Ailemizi nasıl geçindireceğiz? Her şeyi bu. Biz mi düşünmek zorundayız? Bu kadar kötü şeyler mi düşünmek zorundayız? Yani kötü değil bunlar bir nebze. Ama yine de hani 18 yaşında bir insan kaç ülkeyi gezdi Avrupa'da? Bütün Avrupa'yı gezdi değil mi? Ama ben Türkiye'den dışarıya çıkamadım. Daha yeni Antalya'ya geldim. 18 yıllık hayatımda ve Haziran'da millet Antalya'ya gelirken ben Antalya'dan gidiyor olacağım. Tatil yapamadım. Şey var, 18 yaşındasın. Neden? 19.
19 yaşında mısın? Yani 19 yaşında neden bu kadar siyasetin içindesin? Ya da nasıl bu kadar siyasete hakim? Ben oldum olası böyleyim ya. Hani ben her zaman, ben 13 yaşımdayken Yılmaz Özdil'in kitaplarını okurdum. Beraber yürüttük biz bu yollarda beraber. Önce ifade özgürlüğünden falan bahsettin. Şimdi karşılıklı konuşuyoruz. Mikrofona konuşuyorsun. Kamera da bizi çekiyor. Konuşurken, kendini ifade ederken zorlanıyor musun ya da çekiniyor musun? Böyle bir şey var mı? Rahat rahat konuşabiliyor musun yoksa? Rahat rahat konuşurum ama sonucu ne olur onu bilemem. Benim kimseden korkum yok. Tanrı'dan başka kimseden korkum yok. İnsanlar şu giderse bu giderse diyor, tamam mı? Bir seçim hakkımız var, bir oy potansiyelimiz var ve vermek zorundayız. Bunu korkmamamız, yok öbürü giderse kötü olur bilmem ne bilmem. İnanılmaz yanlış şeyler. Çünkü ondan sonrakinin kötü olacağını söylüyor. Yani şu anda giderse Erdoğan kişisi, giderse zaten şu anda 5 sene 10 sene bu insanlar toparlanamayacak. Ve seçim, şöyle söyleyeyim, 5 seneden fazla başarılı da olsa başarısız da olsa kimse tekrar seçilmemesi lazım. Çünkü örümcek ağ gibi. Aynen. Ondan dolayı bence seçilmemesi lazım. Şöyle bir şey var halkta. Ben sürekli mikrofon uzattığım için insanlara, siz de biliyorsunuzdur ki başka adam yok. Ya da başkasına verirsek nereden Türkiye biliyorsun? Biter. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Altının üstünden daha iyi olacağını nereden biliyorsun? Denemek lazım. Adam yok diyor, bilmem ne diyor. Var. Sen Türksen, bunu başarabildiysen, bu 81 ili kurtarabildiysen, savaştıysan yapabilirsin. Gençliğe hitap ederek damarlarındaki kan asil kanda mevcuttur diye bir laf var. Yok, ekonomi tamamen bitti. Gerçekten söylüyorum, tamamen bitti. Neden efendim? Nasıl neden? 1500 liraya ev kirası veriyorum. 1000 lira elektrik veriyorum. Aldığımız 3000 lira para. Bak, bir tane lise öğrencisi okutuyorum. Geleceğin Mustafa Kemalleri. Oğlumun ismi de Mustafa Kemal Öztürk ve aldığım 3000 lira paradan çocuğuma harçlık veremiyorum. Kaymakamlığa gidiyorum, iş istiyorum, yok diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ama TC vatandaşı olduğumuz için bize yardım eli uzatmıyorlar. Suriye vatandaşı olsak bize eli uzatırlar. Suriye vatandaşı düşünebiliyor musunuz ya? Marketleri var, 3 tane marketleri var. 3 tane marketleri var, oturduğum mahallede. Altında Passat arabaları var. Düşünebiliyor musun? Bunlar Suriye'den gelen insanlar. Başka kaynaklara, kanallara da başvurdunuz mu yardım için? Her tarafa başvurdum. Bakın, ben 2017 yılında iş kazası geçirdim ve devlet sahip çıkmadı bana. Bakın şu koluma bakın. Bu kolum uzuyor. Akdeniz Üniversitesi'ne gittim. Dediler ki kolunuz kesilecek. Ben de dedim keşke kesilsin. 2017'den beri hastane dolaşıyorum. Ve AK Parti'ye gittim, üye oldum. Neden üye oldum? İşe girmem amaçla. Havalimanında çalışıyordum. Orada 2017 yılında iş kazası geçirdim ve mahkemeyi kaybettim. Arkamda hiçbir kimsem yok. İşte bir oğlum var, başka hiçbir kimsem yok. Keşke kolum kesilseydi dedirten şey neydi? Yani 2017, çare bulamadım. Çare bulamadım. Destek yok yani. Destek yok. Arkamda hiçbir destek yok. Düşünebiliyor musun? AK Parti'ye de gittim. Ricada bulundum. Ne dediler? Doktorlar bile yani kesilsin. Niye kesilsin? Devletten yardım almak amaçla mı? Ben sadece ne? Hastaneye gidiyorum. Tedavi. Başka hiçbir şey değil. Bir iğne vuruyorlar. Ekim'in 6'sında ayağımdan ameliyat olacağım. Bu çocuğum bakacak bana. Bu çocuğuma kim bakacak? Benim okulum var. Okulum var. 15 yaşında. 15. Düşünebiliyor musun? Ama gerçekten durum çok kötü. Peki abla, şimdi hani olmaz ama bizleri yönetenler şu anda sizi izliyor olsalardı kamera karşısında, ekran başında. Yani ne söylemek istiyorsun? Yani ben televizyonlara bile çıkacaktım yani. Gerçekten söylüyorum, televizyonlara. Ya aldığımız, annemin aldığı 3000 lira maaş. Babamdan aldığı 3000 lira maaş. Yok, 1500 lira ev kirası veriyorum. Bunun elektriği var, suyu var. Ben çalışamıyorum. Ben bir süpürge yapayım, benim bu kolum şişiyor. Kaymakamlığa gittim, bana dedi ki iş bul, kör müsün, topal mısın? O zaman evdeki yaşlılara bakıcı gönder, ben de gideyim çalışayım dedim. Hangi kaymakamlığa gittiniz siz? Ben Muratpaşa Kaymakamlığı ve E-Devlet'ten başvuru yapıyorum. Herkes için geçerli bu. E-Devlet'ten başvuru yaptım. Pasif olduğum için kabul etmiyor. Liseye giden kişiler için, öğrenciler için destek veriyorlar. 500 lira. Ha, muhtaç mısın? Muhtacım. Gerçekten söylüyorum. Ben pazartesi günü AK Parti il binasına gideceğim. Gideceğim, yalvaracağım. Gerçekten söylüyorum, yalvaracağım. Yani artık ekmek 5 lira olmuş. Ben çocuğuma kaç para vermem lazım? Bu çocuk delikanlı.
Kaç para vermem lazım? 100 lira para vermem lazım. 100 lira para. Bu çocuk oturacak, arkadaşlarıyla kahve içecek, kola içecek. Ha, sigarası yok çok şükür ama... Çok pahalı ama hayat. Hayat pahalı. Çay kahve bile lüks artık. Ben şurada en beğenmediğin yerde çay içtim 5 lira. Hadi 3 tane ekmek alıyorum 15 lira para veriyorum. 3 tane ekmek alıyorum 15 lira para veriyorum. Gerçekten yani hayat bitti mi bitti. Bizler için bitti. TC vatandaşları için bitti. Gerçekten söylüyorum. Bu duruma geldik. Ya markete gidemiyorum ya gerçekten söylüyorum markete gidemiyorum. Hayatınızı nasıl idame ediyorsunuz abla? Aldığınız para kiraya anca yeterken. Hayır ben, ya annem bakıyor bana. Annem bakıyor ya annem hangimize bakacak? Ben çocuğuma mı bakayım? Annem bana mı baksın? Gittim kaymakamla annemi de götürdüm. Ne dediler biliyor musunuz? Aldığınız maaş yeterli. O zaman 3500 lira bile değildi. 2500 lira maaş alıyordu. Benim ablam maliyede çalışıyor. Ha destek veriyor mu? Veriyor. Onun da evi barkı var. Yanlış mı anladım? Yani 2500 küsür bir para alıyordunuz. Evet. Yardım almamanız gerekiyor. Bu parası yeter mi dediler? Evet yeter dediler. Kaymakamlık dedi gelir iyi olduğu için size yardım edemeyiz dedi. 2500 lira ya düşün 2500 lira. Ben bunun 1500 lirasını ev kirasına veriyorum. Benim elektriğimi suyumu ablamgil yatırıyor. Bak evvelsi günü yatıramadık biz yatıramadık. Yemin ediyorum sana 550 lira günü de geçmiş. 552 lira ablam elektriğimi yatırdı. Faiziyle beraber. Bak benim telefonum kesildi. Annem benim telefonumu mu düşünsün, evimi mi düşünsün, çocuğumu mu düşünsün, kirayı mı düşünsün? Ama gideceğim AK Parti'ye yalvaracağım, yakaracağım. Gerçekten. Yardım isteme yeri AK Parti midir abi? Bir de onu düşünüyorum. Nasıl? Her tarafı denedim ben, her tarafı denedim. Biz normalde solcuyuz. Bak normalde solcuyuz. Ben bir işe girmem için gittim AK Parti'ye üye oldum. AK Parti amaçla ben işe girdim. Gene de yardımcı olmadılar, gene de yardımcı olmadılar. Söz veriyorum bunu izleyecekler. Bizleri yönetenler bu videoyu izleyecekler. Keşke. Buyurun konuşun ne söylemek istiyorsunuz? Bu? Vallahi yani ben bir tek kendim için demiyorum. Bütün Türkiye geneli için. Millet var ya zor durumda. Gerçekten söylüyorum zor durumda. Ağım ağım ağlıyor Türkiye. Ama Suriyelilere bir bakıyorum hiçbir şey yok. Gerçekten söylüyorum. Ya bende yok ya bendeki kullandığım telefon bakın. Kaç para? 2,5 lira. Kullandığım telefon. Ayrıyeten telefonları dahil. Yani telefoncu dükkanları bile var. Ben kendi gözümle gördüm. Peki parası olmayan adam dükkan açamaz. Telefoncu dükkanı açamaz. Bunlar din kardeşimiz diyorlar abla. Ha öyle mi? O zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sahip çıksınlar. Anladın mı? Ben normalde solcuyum. Benim babam DSP Disiplin Kurulu Başkanı'ydı. Yıllardır emeğimizi verdik. Bak benim oğlumun adı Mustafa Kemal Öztürk. Dedesi koydu adını. Yemin ediyorum sana çocuğum Kemal'i söylemeye korkuyor. Korkuyor. Ya hani şeyler var yani bazıları diyor yok diyor Atatürk hiçbir şey yapmadı diyor. Yok diyor bu ülkenin baş şeyi Erdoğan diyorlar. Evet, aynen. Çekiniyor. Adın hani, ne diye soruyorlar Mustafa deyip geçiyorlar. Anlatabiliyor musun? Yani evet, bu duruma geldik. Ben Migros'a giriyorum. Ne yapıyor biliyor musun? Oradaki çalışan kişi şeyleri değiştiriyor. Elinde saklıyor. Evet, etiketleri değiştiriyor. Ya yazık onu alamayan da var ya onu alamayan da var. Ancak bu var ya fiyatları indirsinler hiçbir şeye. Ben oğlumun okul formasını alamadım. Çok yokluktan pahalı. Alamadım. Çok pahalı. Bir pantolon 300 lira. Düşün bir kot pantolonu 300 lira. Hadi üstünü de düşün 200 lira 500 lira. 500 lira gidiyor zaten burada. Ayakkabı dahil değil yani. Yani ayakkabı falan yok, çorap falan yok. Ama bir zahmet. Karnın yeter. Bir zahmet bu fiyatları acık kıssınlar. Ya abi niye memnun olalım abi? Bir okul formasına 150 lira verilir mi ya? 150 lira. Onun eşofmanı 300 lira. Biz nasıl alalım bunu? Askeri ücretle geçinen ülke aile bunu nasıl alsın? Niye bu duruma geldi? Niye geçinemez oldu insanlar? Ya hata, iktidarın hatası. Gençler diyorlar, geçmişi bilmiyor diyor dayılar. O yüzden böyle konuşuyor diyorlar. Geçmişte daha... Geçmişi anlatsın bize.
açıklasın desin ya, böyle böyle desin. Ya kuyrukları vardı, şeker kuyrukları vardı. Ya onu bir geçsinler ya bence. İnsanlar her üçte bir aile geçinemiyor artık. Bu aile getirenler hala gidip onu savunuyorsa yapacak bir şey yok. Var mı buradan bir mesajın? Gençsin, bu ülkenin geleceğisin. Bizleri yönetenler şu an seni izliyor olsalardı ne söylemek isterdin? Yani ben şunu söylemek istiyorum. Ya kim gelse kim gitse şu an düzeltemez. Bence tek yapılması gereken şey şu an yani gençler düşünürsün ya. Çünkü bu gidip de yok A partisi B partisi kurtaramaz. En fazla gençler kurtarır bu ülkeyi. Bir de takım tutar gibi parti tutulmasın. Ben bunu istiyorum sadece. Ekonomik inşaatı konuşuyoruz hocam. Bir vatandaş olarak memnun musun ekonomiden? Evet. Ekonomiden tabii ki memnun değilim. Yani şimdi ben bugün alışveriş yaptım. Şimdi ben üniversiteye gideceğim. 4.000-5.000 lira geçti. Kadar pahalı. Ya çünkü niye biliyor üretim yok. Ya yani biz gidiyoruz hep alıyoruz başka yerlerden hiç götürmüyoruz. Yok savaş da bahane hepsi bahane. Güçler falan diyorlar bunun sebepleri tartışılıyor. Sen neye bağlıyorsun sadece üretim mi yoksa başka bir etken de var mı? Tabii ki canım şimdi şu yönetim de iyi değil aynıca. Yönetim düzgün yönetmiyor mesela. Adamlar hani kaymakamlar maymakamlar oğulları çamurda yürümüyor şimdi yalan yok. Ben üniversite olarak da kötü. Biz bir Burdur'a gideceğim kanka ben şimdi. Hani gideceğim bölüm Allah'a şükür güzel ama hani alemden hep ekonomik ala 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 onlar bu sefer sıkıntıya girecek. Yani burs yok, bir şey yok. KYK'ya girsen bir çıktığında KYK'dan kaç bin lira para vereceksin geri. Ya faizle öpüyorlar yani kısacası. Yani şöyle geleceğe baktığında nasıl görüyorsun? Diyelim ki okudun, mezun oldun. Ondan sonraki hayat nasıl olacak? Gelecek görmem. Görmem vallahi. Çünkü başka bir ülkeye gideceğim. Gençler böyle söylüyor. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Neden böyle bir hayal var? Yani çünkü başta döviz olmak üzere, başta ekonomik kriz olmak üzere her türlü konuda. Her türlü yani. Hani anlatmaya gerek yok aslında. İnsanlar biraz anlamıyorlar koyun oldukları için. Anlasalar biraz daha iyi olacak. Bu ülkeyi konuşmak da bir şey ama yani. O da doğru ama. Aztürk bu ülkeyi biz gençlere emanet etti. Gençler de maalesef bugün kime mikrofonu uzak? %50'si yurt dışına gitmeyi hayal ediyor. Eskiden doktor olmak, öğretmen aslında olmak derdi. Zorunluluk. Tabii canım hani ileride kime ne bırakabilirim ki sonuçta? Türkiye'de olsam. Ne bırakabilirim kime? Bu ülkenin geleceği ne olacak? Nerede görüyorsun? 30-40 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsun? Vallahi benim isim vermeyeceğim. Baba polis memur çünkü şimdi yalan söylemeyeyim. Hani birkaç yani ümit ettiğim insanlar var. Yani o yani. O insanlar başa geçti sürece bence bir şeyler olabilir. Memnun değilim. Üniversite öğrencisiyim yani. Aynen üniversite öğrencisiyim. Kütahya'da işte bir tatile geldim bir haftalığına. Senin de var mı öyle yurt dışı hayallerin? Yurt dışı hayallerim var tabii ki de. Yani buradan Türkiye'den nasıl kurtulsam diye bakıyorum aslında. Çünkü yaşam yok burada gerçekten. Şimdi bir dışarıya çıkıyoruz. En aşağı 200'den aşağı gelmeden evimize gidemiyoruz veyahut da bir yere. Ya kira ödüyoruz. Ya ben öğrenciyim kira ödüyorum. Ya KYK yatıyor da KYK'nın yattığı zaten ne kadar. TOKİ diye bir şey çıktı işte TOKİ. Yani bir 20 yıl sonra ev sahibi olabiliyoruz. Ya yani 20 yıl çalışıyoruz 20 yılın sonunda ev sahibi oluyoruz. Yani ya aynen öyle. Dedem zamanında Almanya'ya gitmiş. Babam yurt dışında çalışıyor benim gemici. Adamlar 2 ay 3 ay içinde arabasını alabiliyor. 4 ay içinde 5 ay içinde mesela. Çok rahat bir şekilde ev şeyini ödeyebiliyor, taksitini. Ama şimdi oradan gelen gurbetçi abilerle, dayılarla falan biz konuşuyoruz burada. Biz orada ölüyoruz acımızdan. İşte çöp topluyoruz, şişe topluyoruz, öyle geçiniyoruz falan diyorlar. Ya, nedir bunun hastalıkları sence? Açıkladığım gibi benim dedem Almancıydı. Yani Almanya'ya gitti, gurbette çalıştı, Türkiye'ye geldi. O zamanlar kimsede araba yoktu. Dedemin altında arabası da vardı, evi de vardı. Oradakiler buraya gelince ağlıyor gelmesinler diye. Yani ben bir de ekonominin bu kadar kötü olması şimdi... Ülkemizde hemen hemen 5 milyona yakın Suriyeliler var. Ve adam diyor ki Türk işçisini çalıştıracağım ama 3 kuruş ekse Suriyeli'yi çalıştırırım. Bu ne yapıyor? Bizim gibi genç insanlara işsizlik sağlıyor. Adam diyor ki yani burada bu adamı çalıştırırım ben Suriyeli'yi çalıştırırım. Öyle. Böyle böyle nereye kadar? Bu ülkenin geleceği ne olacak? Bu ülkenin gençleri ne olacak? Yani abi dediğim gibi şahsen yani sistemin değişmesi lazım. Okul düzeyinde de yani okulların da değişmesi lazım komple. Hani ekonomi hiç iyi durumda gitmiyor. Geçen yıl benzin aldığımız 6-7 lira şu anda 21 lirayı görmüş. Ev kiraları zaten hesabını geçtim. İstanbul'da olsun, Antalya'da olsun. Şöyle bir durum var. Bugün bu mikrofonu kime uzatsak yani iktidar yanlısı da olsa, muhalefet yanlısı da olsa bir şeylerden şikayetçi. Ama gençleri tabii bir kenara bırakarak birçok insan da yani 20 yıldır AK Parti'yi iktidara tutan bu bizim vatandaşımız, bizim halkımız. Evet. Bu kadar sıkıntı varsa insanlar 20 yıldır neden oy veriyor sence? Açık konuşmak gerekirse şu anda baştaki kimseyi göremiyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu var, evet Erdoğan var veyahut da Ümit Özdağ var. Mansur Yavaş gelirse yani oyum ondan yana olacak benim. Ümit Özdağ var. Ya şahsen ben bu kişiler arasında gerçekten Türkiye Cumhurbaşkanı olabilecek bir aday görmüyorum. Yani bu seneye de oyumu büyük ihtimalle kimseyi kullanmayacağım. Boşa atacağım yani gitmeyeceğim oy kullanmaya. Çünkü baştaki bir adam yok yani göremiyorum bizi yönetecek bir adam. Şimdi Almanya ile Türkiye'yi kıyaslama.
Ben de Fransa'da yaşadım. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen burada ben gidiyorum bir sigara alayım 31 milyon örneğin. Sen Almanya'da kaça alıyorsun? Kaç dolar alıyorsun veya kaç euro alıyorsun? Şimdi ben de sana şunu diyeyim abi. Şimdi sen Almanya'da Türk lirası mı kazanıyorsun? Hayır. Benim arkadaşım Fransa'da gidip geliyor. Fransa'da mesela bir iPhone 11 olsun 12 olsun. Hayatı ona bağlı. Bir dakika, ben bir şey diyeyim abi. Şimdi ben sana bir açıklamasını yapayım bunda sen. Bak sen öğlen yemeğine gidiyorsun 10 dolar veriyorsun. Sen akşam yemeğine 10 dolar veriyorsun. Tamam. Doğru mu? Doğru. Sabah kahvaltısına 10 dolar veriyorsun. Ne kadar? 30 dolar. Ondan sonra sen aylık kirayı veriyorsun 1500 dolar. Bak en basiti. Ben oradan geldim abi. En basiti. Bir saniye ben bir bitireyim. Karıştırmadan bir toparlayayım. Sabah öğle akşam yemek yedin dışarıda 30 dolar mı yaptı abi? Evet. Bir günde kaç para kazandık? İşte bak bir saniye. 12 ben saatte 100... 12 dolar mı kazanıyor abi? 12 Yok. Euro mu kazanıyor bir bak insan? Bak şimdi ben sana bir şey... Günlük yok, orada... Çok karıştırmayalım diye söylüyorum. Karıştırmayalım. Abi, ben onu bir açıklamasını yapayım. 30 dolar kazanıyorsun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bir saniye ben çalıştım. Ben bir saniye 130 dolar ben aylık günlük alıyordum. Tamam. İnşaatta. Şimdi şunu soracağım. Bir saniye, Türkiye'de bir öğlen yemeği ye be abi. Akşam yemeği bir ye. Bir saniye ben bir hesabını yapayım. Kiraya falan girersen karışır. Onu diyorum ben, sadece yemek üzere hesap bana kalan getirelim. Sabit parayı sana söyleyeyim. Tamam, sabit elimde kalan sabit yine kirayı çıkart tamam. Bak kirayı çıkart. Günlük masrafını çıkart. Tamam. Ben orada bana aylık ne kadar kalıyordu biliyor musun? Tamam. 450 dolar kalıyordu. Oranın şartlarıyla. İki gece oraya çıkıp eğlenmeye çıksam aylık boş gitti. Şimdi bak oranın askeri ücretle buranın askeri ücreti farkı hiç yok. Tamam, fark hiç yok. Yok abi. Sen orada yaşıyorsun. Soru soracağım. Tamam abi. Ben pardon bir saniye ben bu arkadaşla konuşayım. Bir dakika. Sen soru sorayım. Sen ben soru sorarken beni dinlemiyorsun. Bekle. Bir saniye. Bir soru sorup ben şu arkadaşa bir cevap vereyim ondan sonra. Bekle ben sana cevap vereyim. Bir saniye kanka sana uzatacağım. Bekler misin? Abi Türkiye'de şimdi dedin ki orada yemekle örnek verdin. Şimdi ben sana hesaplıyorum tamam mı? Dedin ki sabah yemek yedin, öğlen yedin, akşam yedin dedin 30 dolar. Doğru mu? Doğru. Doğru. Türkiye'de gel şimdi bir yemek yiyelim. Öğlen yemeği kaç para abi? Öğlen yemeği kaç para abi? Bak öğlen yemeğim 38 lira. 38 lira. Öğlen yemeği. Öğlen yemeği. Bak ben Adana dürüm yiyorum. 38 lira. Evet 38 lira. İçtim yanında. Kola içtim. Bana her gün inşaata geliyor. Bak her gün döşeme altında her gün inşaata geliyor. 38 lira adam başı ben para ödüyorum. Ben kendim ödüyorum. Tamam, akşam da yedin abi kaç para? Ben şimdi gelirken 45 milyona karnımı doyurdum geldim. Şarampolda. Öğlen biraz geri çıkar mısın kardeşim? Sabah da yedin abi. Sabah kahvaltısı. Bak sabah kahvaltısı ben tek kendimi söylüyorum. Tamam. Sabah kahvaltım benim 21 milyon. Gitti abi günlük 100 lira nerede? Bak 100 lira. Şimdi 10 doları karşıla. Bir saniye bak ben sana mı? Ben hiçbir parti tutmam. Tamam. Ben kendim HDP'liyim. Ben şimdi gerçekleri konuşuyorum. Bak şimdi sana söyleyeyim. Benim 10 doları ne yapıyor sen şu an Türkiye'nin şartlarında? Ya işte bak mesela matematikte bu hesabı bu şekilde çıkart. Mikrofonu uzatıyorsun da adam ezbere konuşuyor. Ezbere konuşmayacaksın. Çocuk haklı. Bakın alım gücü nedir biliyor musunuz? Abicim beni dinler misiniz? Alım gücü bakın şudur. Bir günlük çalıştığınız parayla bir günden örnek veriyorum. Bir günlük çalıştığınız paranın karşılığında aldığınız parayla yani emeğin karşılığında aldığınız parayla alabildiğiniz şeylerin toplamı. İki öğün yemek yemiyorsun. Şimdi Türkiye'de abi siz ev kirasından bahsediyorsunuz az önce. Evet. Ev kirası aldığınız asgari ücretle ev kirasınızı karşılayamıyorsunuz. Babacan orada bak orada 1500 dolar. Yani. 1500 dolara içer bakayım Türkiye'nin ne kadar parası yapıyor. Az önce dediniz ki 450 euro kalıyordu cebimde dediniz. Aylık bak akıllı aylık. Evet. Ve onu da iki gece eylemeye çıkarsam Türkiye'de, o aylık boş. Türkiye'de kiralar kaç para şu anda? 5 milyar, 4 milyar, 3 milyar semte göre değişiyor. Asgari ücret ne kadar abi? Abi bak ben sana dedim. Yok ben sana dedim. Ben karşı değilim. Ben gerçek bak şimdi terazi şu şekilde tutacaksın tamam mı? Eşit tutacaksın. Abi asgari ücret ne kadar? Ben sana onu soruyorum. Ben Almanya'da yaşıyorum. Şunu tamam, alıyordum, bunu tamam alıyordum. Abi. Onu geçeceksin. Ben Almanya'da yaşamıyordum zaten. Öyle. Abi asgari ücret ne kadar? Böyle. Asgari ücret ne kadar? 550. 5500. Ev kirası ne kadar? Ya diyelim, şu anki diyelim ki 3500 değil mi abi? 3500 değil mi abi? Yani 3500'e bir ev buldun. Elektrik faturanı dedin ne kadar? En aşağı 500 lira. Kaç para etti? 4500. Doğalgaz faturası. Antalya'da doğalgaz kullanılmıyor. Yani o kadar. Mesela İstanbul gibi, Kütahya, Bursa gibi yerler kadar kullanılmıyor. Bir doğalgaz faturası geliyor. 600 lira. Geliyor. Kaç para etti? 4600 lira. Aylık eve yemeğini aldın mı? Erzağını aldın. Kaç para? 1000 lira tuttu. 5600 zaten geçti. Sen kaç çocuğun var? Diyelim 2 çocuk. Okula nasıl göndereceksin? Sen nasıl gezeceksin? Sen dışarıda ne zaman yemek yiyeceksin? Ben sana ne diyorum? Ben sana demiyorum. Bak ben şu şekilde söyleyeyim. Ben demiyorum asgari ücret yetiyor. Asgari ücretin şu an Türkiye şartlarında şu yaşadığımız şartlarda
asgari ücretin 9-10 bin arası olacaktı. Ne anlatmaya çalışıyorsunuz o zaman? Bak şimdi röportajın başından beri anlamadım abi. Bak ben şimdi sen bir şey söyleyeyim mi? Sen bu arkadaşı bir yerden konuşmuşsun, getirmişsin. Şimdi Almanya, Türkiye'yi bir tutmayın. Buranın yaşamı bu. Buranın yaşamı bu. Tatlayabilir misin bir yerden? Abi ben sana... Sana para verdiler şuradan bir yerden. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye. Sana param verip gönderdiler abi. Geçen gün burada konuştum. Birisi gitmiş benim konuştuğum lafları mahkemeye şeye vermiş. Bak ben gittim ifade verdim. O yüzden mi döndün sen bu kadar? Bak şimdi dönmedim. Bak dönme değil. Dönme değil. Gerçekleri konuşun. Gerçekleri konuşun. Gerçek ne? Gerçek abi, kime gerçek göre bu. Neye göre? Sen madem Türkiye'de gerçeği yaşıyor. Konuşacaksın az önce anlattığın sen, şeylerin yanında bana şunu sen söyle. Yazıyor mu? Yazıyor tabii sen ki. Türkiye'nin şartlarını abi, konuşacaksın. Sen ben senden de Türk'üm. Ben sapına kadar Türk'üm. Getiriyor. Bakın Türklükle falan alakası yok bunun. Boş hamasete de gerek yok. Abi bak ben sana ne diyorum? Oranı da günlük bak günlük 10 dolar ne yapıyor? Sen şu an Türkiye'nin parası ne kadar yapıyor? Öğlen yemeği. 19 TL falan. İşte oranın şartı öyle, buranın şartı böyle. Abi nasıl öyle? Saatlik kaç para Amerika'da? Bir adam 12 milyon. 12 dolar. 25 dolar abi. Açık bir derdi göstereyim. Amerika'da ben inşaatta çalışıyorum. Bir garson 25 dolar alıyor. Bir garson saatine 25 dolar alıyor. Paris'teydin. Sen gençlere böyle diyorsun. Sen niye gittin Fransa'ya? Ben çalışmaya gittim. Gittim, tamam, çalıştım, geldim. Sen Fransa diyorsun, dolarla hesap yapıyorsun. Euro demen lazım, dolarla abi, hesap yap. Abi dolar euro gidiyor orada. Bak dolar euro, ben sana ortalamasını söylüyorum. Ortalamasını sana söylüyorum ve eşit bu aynı, ikisini eşitle. İkisi aynı, değişen hiçbir şey yok. 12 euro mu alınıyor abi bir saatte? Evet. 12 euro ile ne alabiliyorsun? Evet. Sigara dedin, sigara kaç para? Sigara orada 15 ile 20 arası. 15 ile 20 arası. Fransa'da. Evet. Peki Türkiye'de bir saatte kaç para çalışıyor asgari ücretle çalışan? Burada şu an asgari ücret de 22 bin, 23 bin öyle bir şey. Bu şekilde yani saati. Bir saatte. Evet. Peki, kaç paket sigara alabiliyorsun? Alabiliyor musun bir paket? Ya bir paket alamıyorsun. Evet. Bak ben sana ne diyorum? Ben sana demiyorum. Ben yok şimdi şöyle bir şey var. Her şey bak yurt dışı diyor her şey güzel ya. Güzel değil. Onlar da biz ne kadar sıkıntı çekiyor, onlar da sıkıntı çekiyor. Hiçbir yer şu an rahat değil, hiçbir yer. Ne kadar çekiyorsak onlar da mı çekiyor? Çekiyor yani. Aynısını çekiyor abi. Çekiyoruz. Aylık asgari ücretle PlayStation 5 alamam. iPhone 11 hiç alamam zaten. Ama Fransa'da çalışan benim yaşımda bir genç bir ay çalıştığında PlayStation 5 de alır. Babacan, iPhone 11'i de alır. Bak çalışana her yerde var. Abi ben de çalışıyorum. Bak ben motokuryelik yapıyorum. Günde 6 saat. Elime bak bak. Sabah inşaata gidiyorum. Saat 6'da. Akşam 6'da geliyorum. Yiyorum, içiyorum, geziyorum. İçtiğim sigarada günde 3 paket Marlboro. Ben sana şu çeksin. Çalışana iş var. Hiç kimse şey yapmasın. Ben bak yiyorum, içiyorum, geziyorum. Eğleniyorum. Bir soru soracağım. Buyurun. Yurt dışında çalışan milyonlarca Türk var asgari ücretle çalışan. Evet. Orada ezilen senin tabirinle evet. Abi. Aynı zorlukları orada çeken. Çekiyor. Bu insanlar gerizekalı. Milyonlar insan neden Avrupa'da yaşıyorlar? Abi, Türkiye'ye Avrupa'ya dönmüyorlar. Niye yaşıyor? Adam orada yer almış. Çocukları orada o hayatı yaşamış. Şimdi adam bak mesela adam diyor ben Türkiye'ye geleceğim. Gelmek istiyor çocukları gelmiyor. Adam oraya alışmış. Oraya alışmış. Bu çocuk. Adama da giderken gittiler. Oraya nasıl alıştılar abi? Demek ki gidilebiliyor bir yere. Şimdi giden şimdi adamın adam 70'lerde gitmiş, 80'lerde gitmiş. O az adam artık çocuğu büyümüş, orada büyümüş. Orada okul okumuş. Orada iş sahibi olmuş. O adam Türkiye'ye gelemez ki. Gelse de turist olarak gelip gider. İşte şunu diyorum. O adamlar giderken nasıl gidebilirler? O zaman teknoloji bu kadar da gelişmemişti. Şimdi çok daha kolay gelmek. Adam burada gitti oraya. Bak Almanya'ya gitti. Almanya farkındaysa savaştan sonra bitmişti. Bak hiçbir teknoloji şey yoktu. Bırak daha inşaat bile yapmak gücü yoktu. Türkleri götürdü, orada çalıştırdı. Bak orada bak ben sana bir şey söyleyeyim. Orada da rahat değiliz yani. İnşaata akşama kadar çalışıyoruz. Askeri ücret de öyle. Seni iyi sıkıştırmışlar abi. Davada belli oldu. Ben hiç kimse sıkıştırmamış. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bir şey ortaya koyuyorsan canınla bedeninle koyacaksın. Hiçbir zaman şey yapmayacaksın. Bak burada ben konuştum. Gitmiş ben savcıya dedim aynı konuşmamış. Çıkarttı ben konuştum dedim. Ben burada mesela dedim bak ben cezaevinde çıkmıştım. Bak ben bir sene burada cezaevinde yattım. Kepez'de yattım. Sosyal paylaşımdan dolayı ben cezaevine girdim. Ben çıktım kağıdımı da gösterdim. Ne paylaşmıştın abi? Eleştirmiştim. Bazı şeyleri benim de kendime göre bir yazılarım vardı. Onları paylaşmıştım. Kağıdı burada gösterdim. Benim gelip akşam aldılar. Polisler aldılar. Doğru. Bak gittiğim el var ya. Adam böyle kağıdı çıkarttı. Ben ne konuşmuşsam, konuşmamın arkasındayım dedim. Ben dedim haksızlığı kabul etmem. Kim olursa olsun neyse o. Ben bunları konuştum dedim. Niye? Şu an Türkiye'nin şartları savcıya da şu an Türkiye'nin şartlarına memnun musun? Ben değilim abi. Yok, ben sana değil. Bak savcıya söyledim. Ha. Dedim şu anki şartlara sen memnun musun? Abi, sen dedim şimdi bir şey edelim. Dedim sen gerçekten vicdanınla hareket ediyorsa vicdanı kiraya verdin. Şey bitene kadar, sistem bitene kadar. Şimdi abi sen memnun musun? Türkiye'nin şu ben anki şartlarına. Ben değilim ama benim vatanım. Ya benim de vatanım. Aç da kasak bak ben sana dedim. Hükümet gidicidir, devlet kalıcıdır. Tamam, bu gider, hükümet. Bu gider, bu yarın öbür gün şey doldu, abi, günü gidene, doldu, bu gidecek. Aç mı kalalım? Bu hükümet gidene kadar aç mı kalalım? Ne yapalım? Yarı aç, ne yarı yapalım? Tok devam edeceğiz. Ben de diyorum ki ses çıkartalım. Sarılacağız. Atatürk ne demiş? Ey gençlik demiş. Zorluğa da göz geleceğiz.
sandığa gittiğimiz zaman da gerekeni yapacağız. Mevzu bu. Türkiye'nin gençleri gençlik dedi demiş. Yani gençlik demiş. Gençliğin yarısına bakıyorum, hapçı yarısı tinerci. Atatürk bunlara mı derdi? Öyle diyorsun abi, ben üniversite öğrencisiyim. Ben senin gibi inşaatlarda orada burada mı çalışayım? Veyahut da gideyim. Ben de sağlık meslek lisesini bitmişim. 90'lı tamam. Mezunuyum. O zaman niye inşaatta çalışıyorsun abi? Ben baktım atama olmuyor. Mevcut kaldım, gittim inşaata girdim, çalıştım. Ne yapayım? Hapçı mı olayım, tinerci mi olayım?